Kocaeli gündeminden merhaba. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin kent dinamikleriyle bir arada hazırladığı Kocaeli Turizm Master Planı kamuoyundan tam not aldı. 7 ana başlıkta çıkan sonuçlardan Kocaeli marka kimliğinin çerçevesi belirlenerek kentin turizm potansiyeli her yönüyle ortaya çıkarıldı. Büyükşehir 14 Mart Tıp Bayramı'nı sağlık çalışanları ile birlikte Kocaeli Kongre Merkezi'nde Ferhat Göçer'in şarkıları eşliğinde büyük bir coşkuyla kutladı. Başkan Büyükak'ın çiftçilere verdiği müjdelere bir yenisini ekleyerek yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan üreticilere gübre desteği vereceğini açıkladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ukrayna'da acil insani ihtiyaçların karşılanması için harekete geçerek mobil yemek tırını bölgeye gönderdi. Romanya-Ukrayna sınırındaki Siret şehrinde konumlandırılan tır, AFAD gözetiminde yemek dağıtımına başladı. Kocaeli'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışında ana arter ve köy yollarında ciddi bir sıkıntı yaşanmadı. Yoğun kar yağışına rağmen Kocaeli'nde ana arterler, cadde ve bulvarlar ile köy yollarında ulaşım sorunsuz bir şekilde sağlandı. Büyükşehir zabıta ekipleri gün boyu ve gece saatlerinde Kocaeli'de hiç kimsenin aç ve açıkta kalmaması için kontrollerini sürdürüyor. İhtiyaç sahibi vatandaşları bulundukları yerden alarak Büyükşehir'in barınma evine götürüyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı öncesinde fiyat ve stok denetimini sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri Kocaeli genelinde olduğu gibi Gebze bölgesinde de yerel ve zincir marketlere yönelik seri denetimlerde bulundu. Haftaya görüşmek üzere.